Güzel ülkemin güzel insanları. Doğduğum, büyüdüğüm, çalıştığım bu toprakları ve aynı havayı soluduğum tüm insanları her zaman çok sevdim. Ailemden gördüğüm en önemli şey sevgiydi. Kendimi tanımaya başladığım ilk yıllar sanırım ülkemizin en önemli okullarından biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuduğum zamanlardı. Ülkemizin okulunda okuyup, Ülkemizin insanlarıyla zaman geçirip ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak için kendimi geliştirmeye çalışıyor ve azmediyordum. Okul yıllarının ardından ayakta durabilmek ve hayallerimi gerçekleştirmek adına çalışarak, üreterek, şarkılar söyleyip müzik yapmaya çalıştım. Hayat herkese olduğu kadar bana da zordu. Yokluk ve hüsranla geçen yılların sonunda Allah'ıma şükürler olsun ki ülkemizin sevdiği önemli bir sanatçı haline gelmiş. Hayatım değişmiş, para kazanmaya, hayallerime ulaşmaya başlamıştım. Müzik sektöründe geçirdiğim 13 yılın ardından yapabileceklerimin en iyisini yapmıştım. Kalbimde gitgide büyüttüğüm, çocukluğumdan beri aşkla bağlı olduğum sinema için yolumu değiştirmeye karar verdim. Etrafımdaki herkes deli olduğumu, yaptığım şeyin mantıksız olduğunu sürekli düşünüyordu. Öyle ya. Bir gecede hiç kimsenin kazanamayacağı paralar kazanan Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biriydim. Konserlerim durup taşıyordu. Televizyon, dizileri. Ve ben bir yol ayrımına geldim. Hayallerimin peşinden gitmek için ben zorlu yolu seçtim. 2007 yılında yaşlı insanlara saygı duyulmasının anlam ve önemini anlatan Beyaz Melek filmine sinemaya merhaba dedim. Beyaz Melek filme sizlerin gösterdiği yoğun ilgi ve destek bana yeni filmler çekme imkanı sağladı. Bunun için her zaman Allah'a şükrettim. Filmlerimin hepsi çok ilgi gördü. Filmlerimde kimseyi karalamaya çalışmadım incitmedim aşağılamadım sizler o filmleri sevdiniz ve izlediniz ben de sizlerden aldığım güçle daha iyi filmler yapmak için çırpınıp durdum bunun için bugüne kadar filmlerime giden ve beni destekleyen sizlere yürekten teşekkür ediyorum sizlere bu videoyu yapmama ve paylaşmama neden olan konuya gelmek istiyorum bazı medya organlarında ve sosyal medyada çıkan tüm haber ve yorumları takip edip filme karşı alınan tavır yüzünden üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum. Ben hiçbir zaman ortaya çıkıp kanlık yapan bir adam olmadım. Zaten ahlakım da bunu izin vermez. Ama artık bir açıklama yapmak gereği duydum. Bildiğiniz gibi Son film olan Vezir Parmağı ve Şahsım hakkında birkaç aydır oldukça fazla ihtiralar atılıyor ve asılsız karalamalar yapılıyor. Film vizyona girmeden filmin Osmanlı ve Müslümanlığı kötülediğini belirten bu karalamalar filmin vizyona girmesiyle alınan her biletin PKK'ya ve dolayısıyla bu ülke kurşun olarak döneceği yönünde bir algıya dönüştürüldü. Böyle bir yalan ve iftira olabilir mi? Oysa ben PKK'sı, İşçiliği, FETÖ'sü, tüm terör örgütlerine her zaman kınadım ve lanetledim. Öldüren kim olursa olsun yanında yer almadım. Ben 20 yıl boyunca olağanüstü hal bölgesinde silahların gölgesinde Diyarbakır'da büyüdüm. Yıllar yılı şarkılarımda türkülerimde ve sinema filmlerimde daima kardeşlikten, barıştan, umuttan söz ettim. Filmlerimde batı ile doğu arasında bir gönül köprüsü kurdum. Osmanlı'yı ve ecdadımızı rencide edecek hiçbir proje yapmadım, yapmayı da düşünmedim. Elhamdülillah Müslümanım. Ve bunun gereklerini ve Allah'ıma karşı olan sorumluluklarımı kendi özelimde yaşıyorum. Ben inançlı biriyim. Ben hiçbir filmde dilimizi karalamadım, karalamam da. Şimdi lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Sizce bana atılan iftiraların yüzde biri doğru olsaydı, başta iki güzel evladımın, anamın ve ailemin yüzüne bakabilir miydim? bu ülkenin her bölgesinde yaşayan, beni seven insanların arasında yaşamaya devam edebilir miydim? Bu oyuncular, bu kadar değerli oyuncu benimle yola çıkar mıydı? Oysa ben bu topraklarda doğmuş olmaktan gurur duyan, sahip olduklarım için her zaman Allah'a şükreden insanım. Benimle boşuna uğraşmasınlar. Hiç kimse benden ırkçı ve kötü bir adam çıkartamaz. Hayatım boyunca hep doğrunun yanında oldu. Lütfen şunu unutmayın. Ben ölünceye kadar hep insanların birlik ve beraberliğinden yana, barışından yana olacağım. Bu ülkenin uygar, çağdaş, refah dolu, özgür bir ülke olması için kendimce elimden gelenin en iyisini yapacağım. Vezir parmağına gelecek olursak sadece şunu bilmenizi istiyorum. 15 Temmuz felaketinden sonra Kimseler bir yere yatırım yapmazken, paralarını saklarken ben ülkemizin en zor zamanlarında hayat devam etsin diye, insanlar korkup evlerine kapanmasın diye, bir parça olsa yüzlerini güldürebileyim diye vezir parmağı filmi yaptım. <laughs> Bu film yaparken tek istediğim Tosun Paşa, şeker Şekerpare, Yedi Kocalı Hürmüz kıvamında bir film yapmaktı. Ertenmeyilmez gibi büyük hocaların izinden gitmekti ortaya çıkan vezir parmağı filmimizi her izlediğinde iyi ki de böyle düşünmüşüm diyorum. Bu filmi izlediğinizde o eski filmlerin kıvamında bir gülümseme hissederseniz ne mutlu bana. Şimdi utanmadan diyecekler ki filmi izlensin diye açıklama yapıyorum. Hayır. Ben bu açıklamayı neden yapıyorum biliyor musunuz? hak etmediği halde filmimize artı 15 yaş sınırı koyuldu. Filmimizin reklamı için aslan afişlerimiz yasaklanıp kaldırıldı. Bazı belediyeler tarafından maalesef çağlış olan sansür ve gösterim yasağı getirildi. Her türlü iftira ve karalama kampanyaları yapıldı ve bana vatan haini denildi. Bunu diyenler alçak bana bu iftiraları atan ahlaksızlara, namussuzlara ve şerefsizlere inat. Bundan sonra yapacağım filmlerimle, projelerimle bu ülkeye katkı sağlamaya devam edeceğim. Oysa bizler dünyanın en güzel ülkesine sahibiz. Bu ülkenin her bölgesinde dostlarım var, sevenlerim var, izim var. Bana bu haksızlığı yapanlar kalbimde kapanması çok zor yaralar açtılar. Hele hele işinizde saf olan, temiz olan insanların bu yaralılara inanıyor olması kalbimi daha çok yaralıyor. Bana bu kötülüğü yapanların tamamını, ama tamamını ilahi adalete inanan biri olarak Allah'a havale ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın.